Sabah raporuyla devam ediyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Gökhan Şen'le birlikteyiz. Gökhan günaydın. Evet, günaydın. Şimdi tabii gün aydın diyoruz ama esasında tabii dışarısı son derece karanlık. Piyasadaki görüntü de öyle gözüküyor. Aslına bakacak olursan tabii İran'ın bir misilleme yapacağı ile ilgili beklenti vardı. İşte 13 potansiyelden bahsedilirken bu sabah bilgisayarları açtık ve Batı Irak'taki iki Amerikan üssüne İran'dan yapılan roketli saldırı haberi her taraftaydı ve piyasalar üstünde de etkili oldu. El Esed ve Erbil bu iki üssün ismi, özellikle El Esed tabii geçen sene Aralık ayından da hatırlarsın hem Başkan Yardımcısı Mike Pence hem de Başkan Trump'ın ziyaret etmiş olduğu bir üs olması açısından önemli. İran Dışişleri'nin ilk açıklaması itidalli esasında, savaş istemiyoruz diyorlar. Ama baktığın zaman bir yandan da İran'dan çıkan başka sesler de bunun bir Şehit Süleymani operasyonunun başlangıcı olduğuna işaret ediyor. Tabii Trump'ın bu anlamda bugün yapacağı değerlendirme önemli olacak. Ne dersin, şimdiye kadar piyasa bu tip bir riski biraz hafife alan bir fiyatlama içerisine mi girdi? Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi siz sabahtan beri çok da içerikli bir yayın yaptınız. Önce ben sana sorayım çünkü bir sürü bağlantı yaptınız. Yani genel kanı nasıl? Yani çünkü çok ciddi bir şeyle güne uyandık. Evet. İran dün benim hatırladığım kadarıyla 13 tane senaryo değerlendirdiğini, bunların en hafifinin dahi Amerika'nın işte kabusu olacağını söylemişti. Bu herhalde onlardan bir tanesi. İki tane üste saldırmışlar. Tabii bütün haberler ortaya çıkana kadar bir sürü senaryoda konuşuluyor. İşte ne kadar kayıp var, ne kadar yok filan diye. Yani genel yorumlar nasıl? Daha itidalli mi gördün yoksa yani nasıl bir hisle uyandık güne? Şimdi açıkçası Trump'tan bu sabah gelen açıklamalar dünyanın en kuvvetli ordusu bizde şeklinde olunca ister istemez orası bir tedirginlik yaratmış gözüküyor. Çünkü Trump'ın öngörülemez bir tarafı olduğunu hepimiz biliyoruz. Piyasa nezdinde bakacak olursan tabii doğal olarak hemen güvenli limanlara bir rağbet vardı. İşte altın 1610 doların üstüne gitti vesaire. İşte Amerika'da tahvil piyasası etkilendi ama o korku fiyatlaması bir geri geldi. Dolayısıyla piyasada ilk etapta verilen sert tepki, işte o mesela Amerika'da vadeli ilk etapta gece yarısı gördüğümüz o sert düşüşler kısmen telafi edildi. Dolayısıyla sabahtan bu yana yaptığımız bağlantılarda da hani bunun olumlu bir sinyal olduğu değerlendirmesini genelde paylaştık. Tabii dediğimiz gibi esas olay Trump'ın bugün acaba ne yapacağı. Top artık o tarafa atılmış gözüküyor. Bundan sonrasına ilişkinde bu sabah yaptığı değerlendirmede şimdilik zarar tespit, sayiat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar her şey yolunda gibi mesajlar verdi ve Amerika saatiyle yarın dedi açıklama yapacağım bu konuyla ilgili olarak. O yarın da bugün bizde akşamüstü ve akşam saatlerine denk gelecek tabii. Orayı yakından izlemek lazım. Kabaca herkes Trump'ı bekliyor bu noktadan sonra, bölgede tansiyon yükselir mi diye. Bir yandan bu işe tabii savaş gözüyle bakanlar da var. Bir taraftan da oraya varmaz bu iş. Varmadan belki işte İran'la Amerika arasında bir petrol konusunda uzlaşı bile sağlanabilir diyenler de var. Görüşler dolayısıyla muhtelif. Fiyatlar, fiyatlamalar da değişik, görüşler de değişik. Peki bir de yolcu uçağı esasında düştü. Onun herhalde konuyla ilgisi yok. Olmadığını anlıyoruz. O bir Boeing 737 uçağı anladığımız kadarıyla Ukrayna'ya gidecek bir uçak. İran'dan havalandığı esnada teknik bir sebeple kalkıştan çok kısa bir süre sonra anladığımız kadarıyla böyle bir iniş yapmak zorunda kalıyor. Ama tabii uçağın içerisinde 180 tane yolcu olduğu için diğer bir önemli son dakika olarak bugün yine biz de paylaştık İran'la Ukrayna arasında. Bu da diğer önemli bir gelişme. Yine İran'da bugün sabah Cumhur Örnek de aktardı, bir de deprem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İran'la ilgili 3-4 farklı manşete bu sabah piyasa uyanmış gibi gözüküyor. Vallahi neresinden baksan çok enteresan bir sabah. Çok anladığım hareketli, kadarıyla evet. Yani hiç beklenmediği halde en büyük risk ve can kaybı herhalde uçak tarafında, yani öyle anlaşılıyor. Şu ana kadar herhangi bir rapor yok ama şimdiden başı sağ olsun yakınlarının demek lazım herhalde, en azından belli bir bölümü için. Şimdi yani hem deprem hem uçak düşüşü hem de roket saldırısı olunca yani komple teorisyeninden tut da işte çeşitli harp tekniklerine kadar şunlar mı bunlar mı kullanılmıştır, bir sürü şey tartışılır tabii. Yani işi bizim zemine çekmek gerekirse benim öncelikle açıklamalardan anladığım, Cevat Zarif'e baktım mesela, attığı tweetlere baktım, İran'ın Dışişleri Bakanı. Ki o da bu sabah yine Davos'a katılacağını da açıklamış. O da bence bir göstergedir. Yani savaşta olan bir ülkenin dışişleri tabii bakanı. Tabii İsviçre vizesi almak daha farklı değil mi Amerikan vizesi? Tabii almak. Yani Amerikan vizesi vermediler. Evet. Yani ben şöyle okudum öncelikle. Yani Davos'a işte kendi derdini anlatmaya, ne bileyim işte mali problemleri, çevre sorunu ya da başkaca şeyleri konuşmaya gidiyorsa bir ülkenin savaşta olan dışişleri bakanı bunu tercih etmez. Öncelikle bence bu dikkate alınması gereken bir açıklama. İkincisi de yine Zarif'in açıklamalarından anlıyoruz ki bu üs, yani iki tane üsse saldırıldı. Bu üslerden bir tanesi Süleymani'nin vurulduğu, dronların kalktığı üslerden bir tanesi. Dolayısıyla diyor ki yani bunun bizim için anlamı daha farklı.
ve Birleşmiş Milletler'in nefsi müdafaa kuralları gereği, ki 51. maddeye atıfta bulunuyor. Bu madde gereği biz hakkımızı kullandık, nefsi müdafaa yaptık diyor. Dolayısıyla yani tansiyonun yükseltilmesi ya da bir savaş başlatılması için değil, tamamıyla bu hakkımızı korumak adına yapılmış bir saldırıdır diyor. Şimdi bu arada İran'ın etrafındaki Amerikan üsleriyle ilgili yine arkadaşlar haritayı da ekrana getirdiler. Yakın tarihte Amerika'nın bu bölgeye asker sevkiyatı olduğundan da bahsetmiştik Gökhan. Terminale döndüğümüz zaman da yine Irak içerisinde vurulan vurulan noktaların da görüldüğünü izliyoruz. Bir tanesi Erbil, bir diğeri ise Ayn el-Asad adını yine sabah saatlerinden bu yana aktardığımız iki farklı üs kırmızı noktalarla işaretlenmiş durumdalar. Haritada hani Irak'ta neresi vuruldu dediğimiz zaman şu iki noktadaki Amerikan üslerinin vurulmuş olduğunu görmekteyiz. Irak zaten hafta başından bu yana konuşuyoruz. Bir yandan başta Amerika olmak üzere yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili bir parlamento kararı aldı. Diğer tarafta Bakan Esper bu konuyla ilgili bir çalışmamız yok demişti. Ama tabii İran'ın bu noktaları vurmuş olması beklenmedik bir gelişme. Dolayısıyla yankılarını gün içinde şüphesiz izlemeyi sürdüreceğiz piyasalarla birlikte. Dolayısıyla buradan gelen açıklamayı ben, yani İran sonuçta bir şey yapması lazım ve eğer ki tabii bilemiyoruz bundan sonra işin nasıl gelişeceğini, ama yani yapılacaklar listesinde bu başı çektiyse, yani buysa yapılacak olan, herhalde çok büyük bir sorun yok yani piyasanın düşündüğünün aksine. Hatta bu çok kötümser fiyatlamadan çok başka bir yere de gidebiliriz ama ben şimdi oraya gelmeyeyim. Sonra devam edelim. Yine Başkan Trump'ın açıklamalarına da baktığımızda, işte dünyanın en güçlü ordusu bizde. 2-3 satırlık bir tweetten bahsediyoruz aynen, zaten haberimiz derken. Vardı. İşte Amerikalı yetkililer de çeşitli kanallara imalarda ya da açıklamalarda bulunmuşlar. Onlar da işte satellite'da, radarlarda neyse füzeler ateşlendiği anda, anladığım kadarıyla yerden ateşlenen füzelermiş bunlar. Ateşlendiği anda zaten bizim haberimiz olmuştu. Bu yüzden de üstlerdeki personelin de sığınaklara gelecek kadar vakti oldu. Herhangi bir kayıp rapor edilmedi. Bizim tarafımızda her şey yolunda açıklamasını yapıyor. Hatta bazı İran füzelerinin de yolda, yani havada kendi kendine hedefini bulamadığı ve imha olduğu yönünde de kendilerinin iddiaları var. Yani o işin tabii askeri kısmı, onlar karşılıklı olarak psikolojik bir harp yürütürler. Fakat geriye kalan açıklamalara baktığımızda yani hiç moralinizi bozmayın. Moraller yerinde. Bu da beklenen bir saldırıydı. Ortada da pek bir şey yok. Ben de zaten işte güvenlik kurulunu falan topladım. Açıklamayı da sabah yaparım diyor. Yani oranın sabahını sen zaten söyledin. Bizle en az işte 3'e 4'e falan tekabül eder. İşte 8 saat farkımız var doğu yakasıyla. Kesinlikle. O yüzden de şu ana kadar gelen açıklamalardan iki tarafta yani rolünü oynuyor. İran da bir şekilde sonuçta ulusal gururunu da tesis etmeli. Çünkü yanıt vermesi gerekiyordu. Çok önemli figür yani Hamaney'den sonra 2 numaralı ismi aslına bakarsan. İran'ın yani demokratik şekilde seçilen Ruhani'yi dışarıda bırakırsak oldukça etkili bir isim. O yüzden de piyasanın yani herhalde savaş başladı diyerek, çünkü açıyorsun yani interneti, Twitter'ı neyse, işte bizim kanalı ya da bir yeri neyse, bir uçak düşüyor, bir deprem oluyor, iki tane üste saldırılıyor. Demek ki yani işte en korkulan şey başladı filan gibi düşünmen çok normal. Dolayısıyla burada tabii birkaç tane, hele ki sabahın o saatlerinde, yani dünyada her zaman piyasalar açık desek de aksiyon alabileceğim birkaç tane ürün var. Dünyanın en likit ürünleri olan Amerikan hazine kağıtlarında çok büyük bir derinlik yok. Fakat o saatte bulabildiğin kadar işte vadeli madeli ne geliyorsa eline yapıyorsun. Dolayısıyla Amerikan tahvili alıyorsun. Aslında ironik de, yani savaşın taraflarından biri olan ülkenin bir kıymetini savaşın sonuçlarından korunmak için alıyorsun aslında. Dolayısıyla mesela euro dolarda bir anda şöyle bir 30-40 tiklik hemen geri geliş oluyor. İşte 1.11-1.30'lara kadar. Fiyatlama bu olunca tabii yani bazı metallerde vesaire, işte Asya'da işlem gören, büyümeyi fiyatlayan metallere hemen satış geliyor. Yani demek ki işler kötüleşiyor. Sonra zaten hem gerginlikten beslenen hem de doğrudan orada bir sürü arz noktası bulunan petrol bir ürün olarak kolaylıkla hemen satın alınıyor. Çünkü arıza ilişkin sorunlar olabilir. Bir de şeyi unutmayalım. Yani bunu politikayla uğraşanlar ya da hani asker sanatını, savaş sanatını daha iyi bilenler daha yorumlarlar ama
Yani İran tabii kendi topraklarında bu mücadeleyi sürdüremez. Dolayısıyla Irak'a ya da başka yerlere hem taşımanın sözünü veriyor hem de kendi ülkesinden uzaklaştırıyor. Çünkü Amerika'nın bir yani İran'ın dışarıdaki güçleriyle mücadele etmesi var. Bir de doğrudan İran'da İran'la mücadele etmesi var. Bu epeyce zarar verir ki Başkan Trump da böyle tehdit etmişti. Yani işte kültürel alanlarınıza da saldırırız. 52 tane nokta belirledik filan demişti. Dolayısıyla biraz da dışarı taşıma telaşı var. Irak'ta bu bakımdan önemli. Yani Irak'ta 4.8 milyon varil günlük üretimi olan bunun yaklaşık 4 milyon varile yakınını yani resmi artı gayri resmi ihraç eden bir ülke. En büyük müşteri de Çin tabii burada. Çin sonra Hindistan geliyor. Zaten Irak'ta Amerikan askerlerini yollama kararı almıştı. Fakat gerek Esper gerekse de Trump'tan gelen açıklamalar biz bir yere gitmiyoruz. Yani gücü yeten varsa bizi dışarı atsın diyor ki yani Irak savaşından sonra daha doğrusu Saddam'ın indirilmesinden sonra oradaki bütün oyunu Amerika kurmuştu. Hala daha da belki en dominant güç olarak adlandırılabilir. Elbette ki bölgeye Rusya'nın girme çabaları var. Elbette ki merkezi hükümet çoğunlukla İran kontrolünde. Ama Amerika da orada hard power olarak askeri gücüyle orada duruyor. O yüzden de bu petrole ilişkin arz endişelerinin yaşanması çok da normaldir. İran'dan ötürü kaynaklanacak bir arz endişesi bence büyük bir fiyatlama yol açmaz. Bu 70 dolarların üstüne çok atmaz petrolü. Çünkü artık İran'ın yani yapabildiği ihracat belki 500 bin varilin altına indi. Hani gayri resmi kayıtlara girmeyenleri de koyduğunda belki 500 bin varil. Keza zaten İran'ın bütçesine baktığında 2020 bütçesine 250 bin ile 500 bin varil arasında ihracat yapabileceğini oraya yazmış. Yani öyle düşünmüş. Yağmurlu bir güne hazırlanmış. O yüzden çok etkili olmaz. Fakat Irak'ı hızlıca kompanse etmek zor olabilir. Çünkü Amerika diyor ki Irak'a benim askerlerimi yollamak için zorlarsan yaptırımlarda bulunurum. Evet. Yaptırımlar yani Kuzey Irak tarafını vurmaz herhalde. Çünkü orası Amerika'ya bağlı görünüyor. Özellikle Sünniler ya da işte oradaki Kürt bölgesi. Ama işte sizdeki üstlere de ben milyarlarca dolar harcadım yanınıza bırakmam diyor. Tabii yani Şiiler üstünde önce bir baskı kurmaya çalışıyor. Şiiler de orada tamamen zaten İran güdümünde ilerliyorlar. O yüzden de bir petrol ambargosu olabilir. Daha önce İran'a uygulanan bir benzeri. Belki çok kısa vadede burada bir istisna sana sağlar, bağışıklık sağlar buradaki yaptırımlardan. Fakat o da çok sürmez. Yani 3 ay içerisinde falan Irak petrolünü terk edin diyebilir. Tabii İran'a yaptıklarımız hafif kalır diyor Irak için planladıklarımızın yanında. Korkutmaya çalışıyor. Bir de İran'ın gücü var. Irak'ın herhangi bir gücü de yok. Yani İran işte ne bileyim sağda cevap verebilir. Bir şekilde böyle yaşamaya da alışkın. Fakat Irak tabii çok daha yani sentetik bir yer İran'a göre. O yüzden de onu göze alabilirler mi bilmiyorum. Türkiye'de mesela buranın müşterisi yaklaşık 150 küsur bin varil kadar son kayıtlara göre. O yüzden de yani bunun sonuçları olur. Dolayısıyla petrol %4-5 fırlıyor. Ya tabii altın ve dijital altın olma hevesinde ve iddiasında olan Bitcoin de mesela %8'e. %3'ün üzerinde yine bu sabah Bitcoin yükseliyor az önce arkadaşlar gösterdi. Doğru 8400'lere kadar vardı hatta daha da üstüne de çıktı. Yani klasik bir güvenli liman fiyatlaması ve risklilerden kaçış var. Fakat mesela ya birazdan belki işte değiniriz Türkiye tarafına da. Yani kalanlarda böyle fiyatlama varken ya da mesela petrol ithal eden ülkelerin kurlarında sabah Asya seansında satışlar ya da hisse senetlerinde sert satışlar varken. Biz 5.96'dayız. 5.96'da çok önemli bir hareket olmadı. Tahminen işte burada biraz kamu dengeleyici rolde yani bilmiyorum kimseyle konuşmadım ama iki gündür yani satış tarafında olduğu. Ama gece de baktım ben 5.98.80 diyor yani içi piyasada daha önce görmemiş olduğumuz bir seviye değil orası. Yani bir altıyı kırmıyor mesela böyle bir haber akışı. Kırmıyor ki aslına bakarsan yani Türkiye için 2-3 tane risk var burada. Yani birazdan Türkiye konuşurken detaylı anlatırım. Mesela petrol hesabını da şöyle bir çıkarttırdım. Biraz yani çalıştım o anlamda çıkarttırdım diyorum. Türkiye için tabii çok iyi haber değil yani sonuçta biz ithal ediyoruz. Üstelik de dış dengelemeden iç talebe geçmeye çalıştığımız bir yer. Bu tip haberler yani petrol arzı ya da enerji arzına ilişkin haberler ne zaman ki dünyanın bir yerinde fiyatları artırıyorsa bu klasik olarak petrol ihraç eden ülkelere doğru bir sermaye akımı demek. Görünmez yani harcanabilir gelirleri iki tarafta A ve B olarak düşünürsen Türkiye gibi ne bileyim Hindistan gibi Malezya gibi petrol alan ülkelerden petrol satan ülkelere bir servet transferi oluyor ve bir hiç uğruna yani ekonomik bir denge değişmeden herhangi bir çıktı değişmeden birdenbire otomatikman sen elindekini ya da cebindekini oraya vermiş oluyorsun. Dolayısıyla iyi haber değil. Ama işte hem biraz Türkiye'de şu an yani serbest piyasada işlem yapacak yatırımcının azalmış olması hem işte yani fiyatlarda genellikle dengeleyici rolün aktif olacağını bilen yatırımcıların isteksiz davranması hem kamunun satışları hem de zaten sermaye akımlarının Türkiye'de son birkaç çeyrektir
zayıf olması sebebiyle daha oynak bir fiyatlama görmüyorsun. İyi mi kötü mü tartışılır. Ama sonuçta şeyi bu. Ortaya çıkan bu. Yani toplamda tüm bu heyecandan ve çok oldukça gergin ortamda bir şey söylemek güç. Fakat gerek Amerika'nın açıklamaları gerekse de İran'ın açıklamaları bana sanki durumu kontrol altına almak istiyorlarmış. İran'da bir cevap vermek zorundaymış. Karşı tarafta bunu anlıyormuş gibi geliyor. Ama böyle bir ortamda hiçbir şeyin garantisi yok. Bu zaten demek değil ki savaş sona erdi. Fakat İran'ın vereceği tepki eğer ki bununla sınırlı kalacaksa, Amerika herhangi bir yanıt da üretmeyecekse buna, o zaman piyasalarda sakinlik gelebilir. Ama unutmayalım, bir kez artık bu jeopolitik tansiyon fiyatlara girdi. Yani altının taban fiyatına zam geldi, petrolün taban fiyatına zam geldi. Bunlar cepte, bunu da atlamayalım. Şimdi altın demişken tabii hatırlamakta fayda var Gökhan. Haber geldiğinde 1573 dolarda olduğunu gördüğümüz spot altın fiyatı 1610 dolar 90 sente kadar yükseldi. Burası bizim Mart 2013'ten beri görmediğimiz bir seviyeydi. Yanı sıra tabii altın burada belki en dikkat çeken hareketi yaptı ama dediğin gibi aynı zamanda mesela Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi cephesine de bunun bir yansıması oldu. Dün ISM hizmet verisi 55 gelince yükselen tahvil fiyatı, tahvil faizi daha doğrusu hemen düzeltelim, yukarı yönlü trendini aşağı bazlı kırmış oldu. Yine gelen ilk hareketler esnasında baktığımızda Amerika'da vadeli de oldukça sert satış vardı. S&P 500 vadelinin ilk tepkisi kırmızı bantta ekranımıza gelmekte. Yine yeşil tarafa baktığımızda da Amerikan tipi ham petrolün %4.7'ye varan yükselişi var ki onun da önemli bir kısmının iade olduğunu görüyoruz. Makro taraftan da bakalım istersen, çok kısaca piyasa tepkisi dedik ama bizdeki dengeleri bozar mı bu gerçekleşmeler? Öncelikle tabii Türkiye tarafı ben sorayım istiyorum sana. Özellikle tabii petrolde işte 71 dolar gibi bir şey, Brent petrolde bizim şu an varsayımlarımız dahilinde bir seviye değil ama kalıcı da olmadı orada zaten. Bilmiyorum önümüzdeki süreçte buradaki oynaklık artarsa buna ne kadar hazırlıklıyız. Yani tabii iki açıdan etkisi var. Doğrudan hissedilebilir. Bunlardan bir tanesi enerji fiyatları. Onu da yani petrol ve diğer türevler üstünden işte ne bileyim jet yakıtından gitti. İşte ısınmak için halinde kullandığımız gaza kadar düşünebilirsin. Çünkü gaz fiyatı da aslında şeye bağımlı, bu tarafa bağımlı. Tabii fiyatlamaların kalıcı olup olacağını bilmiyoruz. Yani olup olmayacağını bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla yani bu panikle ve bu yükselişlerle ileriye dönük projeksiyonlar yapmak zararlı olabilir. Tabii ama her an Suudi Arabistan veya Amerika piyasaya girebilir. Girebilir ama bir şeyi kabul etmek lazım ki yani özellikle bundan 1-2 sene önce artık dünyada karbon bazlı enerjiler her yerde, yani gaz işte boruyla geliyor, LNG'lik ithaliyle geliyor, dünyanın birçok ülkesi burada yarışıyor. Türkiye üstünden birazdan zaten reklamlardan sonra konuştuğumuz Türk akım var. Yani Türkiye bir enerji üssü haline geliyor. Yani her yerden bir karbon bazlı şey elde etmen mümkün. Yani petrol tarafından bahsediyorum. Diğer taraftan gaz, boru hatları. Yani çok enerji var. Dolayısıyla enerjinin maliyeti ucuzlayacak. Ve petrol de 2022 yılında mesela herhalde 45-50 dolarda olur. Daha üstü olmaz varsayımını. Bu gibi şeyler ya geciktiriyor ya da biraz mümkün kılmıyor ya da imkansız hale getiriyor. O yüzden de yani durup dururken işte petrolün taban fiyatına 5 dolar 8 dolar arası zam yemiş olduk. İki aşamada oldu bu. Bir, Aramco'nun işte sayıyı sağladığı, ihracatı sağladığı, üretimi sağladığı sahalara drone saldırısı. İkinci drone saldırısı da zaten İranlı generali öldürdü. Bu da ikinci zamdır petrolün taban fiyatına. Yani tabii ne kadar alacağına göre değişebilir ama yani Türkiye'nin enflasyon sepetinde 3 puan ağırlığında kabaca işte 3.2 gibi bir yani ulaşım şeyi var, kalemi var. Petrol kaynaklı diye düşünebilirsin. Bir 3 puan kadar da işte LPG, doğalgaz vesaire gibi bir şey var, kalem var. Yani toplam 6 puan dersen ama dediğim gibi gaz kalemi hemen etkilenmeyebilir. Yani o biraz daha kalıcı olması gerekir. Teorik olarak hesaplayalım. Yani petrole gelen zam mı yaklaşık %10-12 gibi desek bulunduğu seviyelerden. Bu kabaca işte 30-40 bas puan kadar bizde enflasyonu yukarı çeker. Eğer ki fiyatlar kalıcı olur, bu bahsettiğim alanlara da geçerse bir 30-40 bas puan da oradan gelir. Enflasyonu kabaca 0.7-0.8 puan kadar yukarı çekme potansiyeli var. Bir de tabii cari denge kısmına şey var, evet, etkisi var. Tabii orada ne kadar, kaç milyon ton alırız bilmiyorum. Türkiye'nin geriye dönük yaklaşık işte 22-23 milyon ton kadar yıllık bir alımı var. Ama mesela geçen sene 30 milyonluk alımı var. Ve petrol fiyatından bağımsız olmak üzere nüfus artışı ve işte ekonominin ilerleyişiyle birlikte Türkiye daha fazla yakıt tüketiyor. O yüzden de
$1,5-2 milyar arasında kabaca %10-15 zam gelse petrol fiyatına Türkiye'nin cari dengesinde bozulma olabilir. Eğer ki fiyatlar kalıcı olursa Türkiye etkisi bu olur. Bir de tabii yani eğer ki işler kalıcı olursa bölgeye yakın olmaması sebebiyle sermaye akımları biraz örselenebilir. Bu tabii herkesi etkiler. Ama bu tip şeyler yani kalıcı olmaz. Yani bir sene iki sene devam etmez. Artık ne olacaksa taraflar kartlarını oynar ve ortaya çıkar. Daha önce konuştuğumuz için yani tekrar düşmemek adına kısa geçiyorum ama yani İran ekonomisi de özellikle İran ve İran'a yakın bir bölgede savaşı devamlı olarak fonlayacak ekonomik kaynaklara sahip değil. Onu bence tekrar tekrar söylemek lazım. Yani 2018 yılında %5'e yakın daraldı ekonomi. 2019'da %10'a yakın daraldı. Bu sene ancak stabilize olması ve sıfır büyümesi bekleniyor. Ki bu tüm bu olanlardan önceydi. O yüzden de ya bence bu yaşanacaklar. Eğer ki daha kalıcı olursa İran bu işten çok çok zarar görür. Amerika $70 petrolle rahatlıkla yaşayabilir. Keza zaten artık bir ihracatçı konumunda. Hiç etkilenmez. Üstüne bir de başkanlığı... Daha da çok kuyu da açılır oradan. Tabii başkanlığı Başkan Trump'a getirecek şey de olabilir bu. Hı hı. Senin söylediğin gibi bir sürü kuyu da açılabilir. Yani özellikle... Karla geçecek çünkü. Tabii ki yani shale oil tarafında. Hı hı. O yüzden de yani Amerika için ben bunda çok büyük bir aşağı yönlü imkan görmüyorum. O yüzden bence biraz daha cesur ve önden gidiyor Amerika tarafı. Reklam aramızı verelim o zaman, dönüşte devam edin. Devam ediyoruz sabah raporuna. Şimdi sabah Habertürk'ten de aktardık. Türk akımı açılıyor dedik. Hemen şöyle detaylara baktığımızda Rus doğalgazını Türkiye yoluyla Avrupa'ya taşıyacak Türk akım doğalgaz boru hattı bugün İstanbul'da açılacak dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımları burada söz konusu olacak. Aynı zamanda Sırbistan, Bulgaristan devlet başkanları yine burada olacaklar. Türk akım projesi Avrupa'nın güneyindeki ülkeler açısından hayati önem taşırken Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu da güçlendirecek. Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan'ın artan doğalgaz talebinin de Türk akımla karşılanacak olması yüzünden ülkelerin enerji güvenliği açısından da Türkiye'nin bu anlamda daha farklı bir konumda artık olacağını görmekteyiz. İstersen bu haberi de biraz yorumlamaya çalışalım. Gerçekten önemli bir gelişme. Bir yandan tabii enerji piyasası ile ilgili sabahtan beri jeopolitik olumsuzlukları konuşurken içeriden de olumlu bir haber böylece paylaşmış olalım Gökhan. Tabii ki iyi haber. Yani Türkiye'nin daha fazla enerji arzına kavuşması. Tabii devamlı şey tartışırız. Sonuçta enerji arzı devamlı olarak aynı ülkeden geliyor. Yani bir çeşitlendirme söz konusu değil. Evet. İkinci problem de yani Türkiye'nin içinden geçen bu hatlarda Türkiye'nin herhangi bir hükümranlığı olmaması. Yani Vana'nın başka ülkelerde olması. Dolayısıyla re-export yani aldım sonra başkasına farklı fiyattan sattım haklarının bizde olmaması. Yani o yüzden de yani biraz sevincim kırılıyor. Fakat çok büyük ve önemli bir proje. Onu söylemekte fayda var ve çok da kısa sürede tamamlandı. Yani 2017 yılında başlandı. Çok oldukça kısa bir sürede bitti. Şimdi tabii meselenin iki tane tarafı var. Ya da iki tane görünen tarafı var. Bunlardan bir tanesi Türkiye, diğeri ise Rusya. Rusya açısından kısaca analiz etmeye başlayalım. Rusya için tabii yani güvenilir bir gaz sağlayıcısı olmak her şeyden önce çok önemli. Ukrayna ile yaşanan sorunlar da, Ukrayna ile yaşanan sorunlar derken bir karşılıklı alacak problemleri vardı. Bir de Ukrayna'nın kısmi olarak işgali sırasında dahi gaz akışını Rusya kesmedi. Belki bir günlük çok kısa, o da bahsettiğim alacak verecek meselesinden iki ülke arasında gaz akışını kesildiği zamanlar oldu. Ama yani iki eli kanda olsa bile güvenilir gaz sağlayıcısı rolünü Rusya asla kaybetmedi. Onu bence unutmamak lazım. İkincisi Avrupa ile olan sorunlarda ki Rusya'ya karşı çok sert doğal olarak ambargolar ve yaptırımlar uygulandı Ukrayna'yı işgal ettiği için. Çünkü Avrupa'da Rus jeopolitiğinin yayılmacı olduğu biliniyordu. Fakat zamanlaması bilinmiyordu ve Avrupa kendi içerisinde yani meleklerden bahsederken öyle bir tartışma içine girmişken Rusya'nın bu soğuk ve fiziki müdahalesiyle bir anda uyandı ve işte Ukrayna'yı sahiplenmeye çalıştı. Çünkü onun ardından Polonya vesaire geliyordu. O yüzden de mücadele alanı Avrupa'nın iyice doğusuna kaydı. Bu zamanlarda bile Rusya yine gaz akışına herhangi bir kesintiye gitmedi. Fakat bir yandan da gazı farklı yollarla Avrupa'ya ve mümkünse başka alanlara da ulaştırmanın yollarını aradı.
Bu bakımdan Ukrayna'nın kendisine karşı hem direngen pozisyonu, hem IMF'den aldığı yardım, hem de Avrupa tarafından sahiplenilmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı bypass ederek cezalandırması gibi bir sonuca Rusya'yı yöneltti. Bunun için tabii iki tane yol var. Rusya'nın üst, yani Ukrayna'nın üstünden ve altından geçebilirsin. Altından geçilecek en iyi ülke hem çok iyi bir alıcı olmaması sebebiyle Almanya'dan sonra ikinci numaradayız biz. Hem de ciddi bir geçiş transit bölgesi olması sebebiyle farklı yerlere gidebilirsin oradan. Yine Türkiye. O yüzden de Türkiye'den geçecek bu boru hattı Rusya adına da çok önemli. Dolayısıyla bu Türk Akım ismi verilen işte iki tane aşamadan oluşacak. Önce 15.75 milyar metreküp yılda Türkiye'nin alacağı. Sonra eğer olursa ikinci boru hattıyla yine aynı miktarda gazın Türkiye içerisinden geçip, şu an tam devamı belli değil ama aynen işte Azerbaycan'dan gelen TANAP ve TAP gibi belki Avrupa'ya satılması gündemde. Şu an çok elzem değil, en azından belki Rusya için, çünkü Kuzey Akım 2 tamamlanmak üzere. Tabii bu Rus yayılmacılığının boru hatlarıyla bezenmiş olması ve desteklenmesi Amerika'yı çok rahatsız ediyor. Bu da belki anlaşmaya üçüncü taraf ülke olarak görülebilir. Dolayısıyla hem Türk Akımı için hem de Kuzey Akım 2 için, ki bir de iki yolla biliyorsun bypass edilebilir demiştik. Güneyde Türkiye var. Kuzeyde de aslına bakarsan deniz. Denizin oradan da doğrudan Almanya'ya gaz indirmek var. Ki bu da Kuzey Akım 2'ye tekabül ediyor. Bu yaklaşık 2100 kilometrelik bir proje. 300 kilometre kala Amerika yaptırımlarda bulunacağını açıkladı. İsveçli şirkette öyleyse ben çekildim diyerek durumdan çekildi. Fakat büyük ihtimalle tamamlarlar. Dolayısıyla Ukrayna'nın bypass'ı devam ediyor. Fakat Almanya bu Rus jeopolitiğini bozmak için, ya dediler ki siz bu Ukrayna'yla sorunları halledin. Öncelikle bir anlaşın, alacak verecek meseleleri vardı ve Rusya bütün davalarından vazgeçerse Ukrayna kendilerine 3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu parayı da ödeyecek. Hatta 3.1 milyar dolar. Fakat Ukrayna kalan bütün iddiaları bıraktı ve mahkemeleri kapatıyor. Ve bundan sonraki 5 yıl boyunca da Ukrayna üstünden giden gaz akışını Rusya kesmeyeceği ya da azaltmayacağı yönünde bir söz verdi. 10 yılda opsiyon koydular. Yani tabii 10 yıla kim öyle kim kalır Allah kerim bilmiyoruz ama en azından 5 yıllığına Almanya'da Avrupa için bir tatlandırıcı vermiş oldu. Yani Rusya için anlamı bu. Bu arada Rusya'dan da sözü açmışken bir kelimeyle yine şeyi bitireyim Rusya tarafını. Rusya daha önce hiç yapmadığı bir şey. Yani devamlı olarak batıya açılma stratejisi güderken bu bir ay önce kadar daha önce Çin'le anlaşmış olduğu doğuya açılma stratejisini de devreye soktu. Ve Çin'e yaklaşık 50 milyar metreküplük, yani buradaki bahsettiğimiz gazın yaklaşık 1,5-2 katı kadar bir arzı sağlamak için de harekete geçti. Ve burada da ilk akış başlıyor. Dolayısıyla bu da çok önemli bir proje. Ruslar açısından, Rusya'nın konumu bu. Türkiye tabii gerek Azerbaycan'dan aldığı, gerek kısmen İran'dan aldığı ama çoğunlukla da Ruslardan aldığı gazı yeni hatlarla, yeni arz güvenliğiyle çeşitlendirmeye çalışıyor. Türkiye'nin pozisyonu doğru. Dolayısıyla bu iyi bir haber. Ama dediğim gibi burada iki tane şey ararız. Yani bir tanesi burada depolanma ve re-export hakkı. İkincisi de belki bu geçişlerden Türkiye'nin ucuza alma hakkı ya da belli geçişlerden şey elde etme hakkı. Bir para elde etme hakkı. Ki bu işte Ukrayna'nın da belki belli başlı geçim kaynaklarından bir tanesidir. Bu anlamda da Türk Akım çok önemli bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bahsettiğim gibi yani yaklaşık 15.75 milyar metreküp de az buz bir şey değil. Yani Türkiye'nin ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor. Benim Türk Akım'la ilişkin gördüklerim bunlar. Bugün zaten Putin de geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte açılış törenini yapacaklar. Temsili birkaç tane açılış olacak. Ardından da konuşmalarla beraber devreye gireceğini söyleyebiliriz. Evet, saat 14'ten itibaren Haliç Kongre Merkezi'ndeki gelişmeleri bu anlamda da takip edeceğiz. Bir diğer önemli başlık tabii, onu da aktarmadan yine etmeyelim. Bakan Pekcan, Bakan Pakdemirli konuyla ilgili önemli açıklamalarda da bulunmuştu. Bugün yine Dünya Gazetesi'nin manşetinde de var. Konu patates, soğan. Şimdi orayı da atlamayalım. Çünkü bir yandan Sayın Pekcan diyor ki dış talebin iç fiyatları etkilememesi için patates, soğan ihracatına izin kuralı getirdik diyor. Tarım Bakanlığı'ndan bundan sonra bir takım ön izinler alınması gerekecek. Bakan Pakdemirli'nin yine bugün gazetede açıklaması var. Dünyaya konuşmuş ve diyor ki geçen senelerden ders aldık. Mümkün olduğunca içerideki fiyatları dengeleyici unsurlara odaklanmak istiyoruz. Varımızı yoğumuzu ihraç edip ondan sonra ithalat yoluna gitmek zorunda kalıyoruz bir sonraki hasat dönemine kadar. Hani bu filmi biz bir daha görmeyelim diye böyle bir karar aldık diyor Sayın Bakan. Hani gıda enflasyonu açısından aslında önemli bir hamle olarak herhalde görmek lazım, değil mi Gökhan? Yani şimdi soğan deyince hemen aklıma Hindistan geliyor. Mesela orada bir soğan sıkıntısı var, herkes biliyor. Soğansız yaşayamıyor Hindistan. Evet. Giderse bizim soğanlar oraya, bu sefer biz soğansız yaşamak zorunda kalacağız falan, öyle bir durum da var. Kısmen evet, buradan karşılamak istiyorlar talebi. Orada da bir problem var zaten. Tabii yani Hindistan'daki soğanın rolü diğer ülkelere göre çok daha farklı. Gıda sepetindeki ağırlığı çok fazla. Yani gıdadan bahsetmiyorum tamamıyla.
soğandan bahsediyorum. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir soğan hastalığı vesaire ya da arzda bir sorun olduğu zaman Hindistan'da yani şeyin fırladığını görebilirsin. Bu gelişen ülkelerin önemli problemidir. Yani büyük işler başarmaya çalışırız. Fakat realiteyle yüzleştiğimiz zaman yani bunlar da hayatın gerçeği. Çünkü enflasyon sepeti yani dar gelirli, orta gelirli ama adaletsizliği de düşündüğünde, gelir eşitsizliğini düşündüğünde aslında dar gelirli ülkeleriz biz. Hindistan da böyle, Çin de böyle, Türkiye de böyle. Yani Çin'de de işte domuzda bir hastalık olduğu zaman tüfenin %2'lerden 5'e kadar neredeyse yükseldiğini gördük. Ya da önümüzdeki aylarda 5'lere kadar varacak tüfe. Tamamen domuzdaki yani çok tükettikleri bir yiyecekteki problemden ötürü. Soğan ve patatesin tabii yani Türkiye'de de gerek sosyolojik gerekse de ekonomik çıkarımları oldu. Geçen sene çünkü fiyatlar 10 liralara varınca bir de tabii şeye de denk gelmişti. Yerel seçimler civarına da isabet etmişti. Tabii son yıllarda biz çok sık seçim yaptığımız için mutlaka bir şey isabet ediyor. Oranın hikayelerinden bir tanesi de soğan patates olmuştu. Hatta işte sosyal medyada çok sıklıkla hicvedilmiş. İşte altın kolyeler falan bezenmiş. Uçlarına patates soğan falan takılmıştı. Bunlar tabii hem siyasetten yıpratıcı oldu. Hem vatandaşın cebini yıprattı. Hem de enflasyon kalemindeki yani gıda kaleminin sepetini iyice yukarıya itmişti. Yani şimdi bu hatıralar taze. Dolayısıyla şimdi hasada da birkaç ay var. Yani mesela patatesten bahsedersek yani Mayıs ayına kadar yaklaşık 4 ay beklemek gerekiyor. Bu olana kadar da eğer ki ihracatta yeni kapılar açılır ya da işte dışarıdaki ihracat şeyi öngörülürse, buradan karşılanırsa bu sefer yine aynı manzaralar yaşanabilir mi diye ürktüğünü anlıyorum. Yine konuştuğumuz, ben İrfan'la da konuştum, onun konuştuğu sektör temsilcileri patates tarafında değil fakat soğan tarafında bazı üreticilerin, yani üreticilerin demeyeyim, bazı tüccarların bilerek depolarda da tuttuğunu, soğan fiyatında daha iyilerini beklediğini, iyi seviyenin de iyisini beklediğini ve yapay yüksek fiyatlar da yarattığını söylüyor. Tabi bu işin başka bir konusu. Yani daha önce de eski tarım bakanlarımızdan bir tanesi et fiyatlarını yükselten 4-5 tane şirket var demişti. Fakat onları açıklayacak kadar görevde kalmamıştı. Dolayısıyla 4-5 şirket ya da 4-5 tacirle fiyatlar yukarı sürülüyorsa bütün bu millet ya da ihracatçı ya da üretici her neyse ızdırap çekmesin. O zaman bu firmaların üstüne gidin. Yani bunu gidememenin sebebi nedir ben anlamıyorum. İşin bir tarafı bu. İkincisi tahmin ediyorum geçen sene yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani çok ciddi şey vermiştir diğer bakanlıklara ya bir daha bu manzarayı yaşamayalım diye. Ki sektörden gelen açıklamalarda bize bunu söylüyor yani bu manzaranın bir daha yaşanmaması için. İşte gıda enflasyonu da ama %20'lerden %10'lara doğru bir geri çekilme içerisinde hatta 30'lardan. Girmiş gözüküyor değil yani mi? Patates soğan özellikle orada öne çıkmıştı. Çünkü çok besin yani temel besin maddesi ne yemek yaparsan yap içine soğan atıyorsun yani. Evet. Patateste bir şekilde iyi bir karbonhidrat yani kızart ne bileyim işte yemeğe yap yani çok önemli bir besin. Türk sofrasında. Dolayısıyla diğerlerinden de farkı var. Şimdi işte bu fiyat yükselişleri yeniden yaşanmasın. Buradaki sorun çok büyük. İşte halk bak enflasyon düştü diyorsunuz patates soğan 10 lira oldu dedirtmemek için sertçe ve hesapsız bir önlem alınıyor. Fiyatları baskı altında tutmaya yeter mi? Yetebilir. Bu kesin. Ama tabii sorunu çözmüyor. Buradaki sorun çok belli. Yani buradaki sorun kesinlikle planlama sorunu. Bugünden yarını, 2 sene sonrasını planlamadığımız için fiyatlardaki oynaklığa göre de üretici gelecek yılki ekim kararını alıyor ya da almıyor. Yani fiyatlar çok düşük kaldığı zaman bunları ekmiyor. Fiyatlar çok yüksek gittiği zaman da bunu ekiyor. Bu sefer de bir yıl sonra fazla arz oluyor. Sonra o yılın arzının da çöpe gittiğini, çürüdüğünü görüyorsun. Şu anki ihracat izninin kısılmasıyla beraber de anladığım kadarıyla bazı patatesler ya da bazı soğanlar çürümek. Çünkü bunların da belli bir depo ömrü var ve dolayısıyla yani ekonomik ömrünü tamamlamak, çöpe gitmek zorunda kalacak. Burada da bakanlıktan valla yapacak bir şey yok, çürüyecekse çürüyecek ama geçen yılki manzarayı yaşamayacağız açıklaması geldiğini söylüyorlar. Yani konunun taraflarının görüşleri böyle. Buradaki dediğim gibi asıl problem, ana problem planlamamak. Yani üretimi planlamamak. Planlamadığımız için de böyle sert tedbirler almak durumunda kalıyoruz. Geçen sene almayınca fiyatlar koptu gitti. Üstüne de acayip spekülasyon geldi. Bu sene de tedbirleri alıyoruz. Fiyatlar kontrol altında olacak ama bu sefer de üreticiler ya da onların malı vermiş olduğu tüccarlar çok büyük zarar edecekler. Ve aslında mal elde kalacak. Yani bir çıkışını ben buradan baktığımda şu anki siyasi manzarayla işte ekonomik manzarayla ben bir çıkışını bulamıyorum. Bunun tek çıkışı bunu planlayabilmek ama planlamak için de elinde veri olması lazım. Yani veri olmadan da bir şey planlayamazsın. O yüzden de durum bu. Böylece bugün de sabah raporunun sonuna geldik diyelim. Hoşça kalın.